Merhaba arkadaşlar. Bugün Kamtaze dersimize hareketler sekmemizde devam ediyoruz. Bu sekmede neler öğreneceğiz? Bir önceki dersimizde geçişlerin nasıl olduğunu öğrenmiştik. Bu dersimizde de örneğin ekrana gelen bir videonun ekrana nasıl gelip nasıl gitmesini istediğimizi seçebiliyoruz. Aynı şekilde bunu yazılar için de yapabiliyoruz. Hep birlikte deneyerek görelim. Şimdi ilk olarak ben daha önceden hazırlamış olduğum bir projemi açtım. Bu projemde herhangi bir videoma hareket eklemek istiyorum. İlk videom bu, ikinci videom bu. Ben videomun nasıl gelmesini istediğimi seçiyorum. Götürüyorum hangi videoma istediğimi, bu videoma gelsin diyorum. Onu oraya ekledim. Daha sonra farklı bir tane daha seçiyorum. Hareket, onu da ilk videoma gelsin diye ekliyorum. Şimdi bakalım nasıl oldu, hep birlikte göreceğiz. Başlatıyorum. Gördüğünüz gibi geldi, gitti, ikincisi geldi. Yine aynı şekilde gidecek. İzliyoruz. Bu şekilde hareketle gitmiş bulunmakta. Videolarımız bu şekildeydi. Peki buradaki sekmeler ne işe yarıyor? Şimdi burada hangi isimlerde olduğu gözüküyor zaten. Üstüne geldim. Kenarda bu sekme açıldı. Burada stilini seçmeni istiyor. Ben stilini istersem buradan da değişiklik yapabiliyorum. Hani buradaki stiller buranın aynısı. Yani bunu buradan da değiştirebiliyorum. Tekrar izleyelim. Değişiklik yaptım. Bu şekilde geldi. Daha sonra bu şekilde de gitti. Şu şekilde ekranın gelip gitme hızını istersen buradan ayarlayabiliyorum. Şimdi bunun hızını %26'ya düşürdüm. Şöyle bakalım. Bunun hızı %90. Bunu daha hızlı yapayım ya da bu da hızlı olsun. Diğeri daha yavaş olsun. Tekrar bakalım. Evet, hızla geldi, hemen gitti. Bu yavaş olarak hareket ediyor. Buradaki speed kısmında hızını ayarlamamız mümkün arkadaşlar. Daha sonra buradaki sekmede stilini yine dediğim gibi seçebiliyoruz. Zaten burada da değişiklik yapabiliyoruz. Nasıl gelip gitmesini istediğimizi gösterebiliyoruz. Yine bunların da hızını ve zamanını ayarlayabiliyoruz. Ve bekleme sürelerini ayarlayabiliyoruz. Yine geldi. Bir saniye. Onu ben burada yapmışım. Gördüğünüz gibi buraya yapmamışım. Geri gidiyorum en baş videoma. Hızı çok hızlı olsun dedim. Videomun süresi 2.34 saniye olsun dedim. O şekilde düzenlendi. Bekleme süresini de oradan 0.33 saniye olarak ayarladım. Bu sekmemiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Diğer out sekmemizde yine stil, diş stili bu. Buradaki indeki ekrana nasıl geldiğini stili, buradaki ekrandan nasıl gideceğini stili. Bu şekilde değişiklik yaptım yine. Şimdi ekrana gelişi bu şekildeydi. Ve ekrandan gidişi de farklı bir stille oldu gördüğünüz gibi. Buradan istediğimiz şekilde gidiş geliş nasıl gitsin, nasıl gelsin, ne hızla oluşsun şeklinde yapabiliyoruz. Bu kısım bu kadardı arkadaşlar. Yani videolarımıza bu şekilde ekleme yapabiliyoruz. Geliş gidişleri ayarlayabiliyoruz. Hareket ekleyebiliyoruz videolarımıza. Aynı şekilde videolarımıza yazı ekleyebiliyoruz. Ve bu yazıları da aynı bu şekilde hareketlendirebiliyoruz. Şimdi size bir yazı göstereyim. Nereden yazı eklediğimizi bir önceki dersimizden hatırlarsınız. Buraya bir yazı ekleyeceğim. Yazımın rengini de buradan değiştireyim. Daha belirgin olsun. Daha sonra buraya Robolet yazdım. Bu Robolet için hareket eklemek istiyorum. Buradan Robolet'in nasıl gelip nasıl gideceğini istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Şimdi şu şekilde gelsin dedim. Bunu ekledim. Bakalım şimdi nasıl olmuş.
Video hareket ediyor. Aynı zamanda roboletin nasıl gelip gideceğini de görmüş olduk arkadaşlar. Bu sekmemiz, hareket sekmemiz bu şekildeydi. Bir de size animasyon sekmesini göstereceğim. Animasyon sekmemizde buradaki zoom kısmında videonun yakınlığıyla uzaklığıyla istediğimiz gibi ayarlama yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Ve videomuzun bazı yerlerini yakınlaştırmak, uzaklaştırmak istediğimizde, tek bir yere odak istediğimizde videolarımızda gördüğünüz gibi bu şekilde yapabiliyoruz. Daha sonra şuna bastığımız zaman zaten eski haline geri gelmiş oluyor. Animasyon sekmesi bu şekildeydi arkadaşlar. Daha sonra zaten bunların yine bu videoma ekleyeyim. Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi videom geldi. Bir de oradaki gibi bir hareket istedim. Artı buna da aynı şekilde. Yani animasyon sekmesinde de aynı bildiğimiz gibi animasyonlar ekleyebiliyoruz. Mesela bu sefer de bunu ekleyeyim. İlk başa nasıl istediğim, nasıl gelecekti zaten eklemiştim. Bu şekilde gelecekti. Ama bu şekilde kenarda durdu. Sonra da eski haline geri geldi. Animasyonlar sekmemiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Bugünlük Camtasia dersimizin sonuna geldik. Yorumlar kısmından sorularınızı yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.